Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere destek olmaya çalışacağım. Normalde geceden paylaşmam gereken bir videoydu ama gece çok geç saatlere kadar çalışmalarım sürdüğü için ve enerjim cidden düştüğünden ötürü o enerjisi bir şekilde video çekmek istemedim ve en azından gündüz kalkıp bir kere daha bakıp ona göre değerlendirmeleri yaparak daha enerjik bir şekilde karşınıza gelmek istedim ki bildiğiniz gibi Perşembe Ankara yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak ve Perşembe gününü hem Ankara hem de Kocaeli yorumlarıyla beraber başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışacağız. Motivasyonumuz yüksek, heyecanımız yüksek çünkü dün güzel bir gün geçirdik. Umarım bugün de bunu başarabiliriz. Birinci Aldıgan Ligi zaten söylenecek çok fazla bir şey yok. Ön planda olanlar var. İkinci Aldıgan Ligi ben biraz daha böyle programa tatlı bir cazibe katmaya çalışarak değerlendirmelerde bulunmaya özen göstereceğim. Umarım da istediğimizi alırız. Yani şöyle bir özet geçmem gerekirse ben biraz daha yorumlarıma profesyonel bir şekilde bakmıyorum. Yani bunu şu şekilde açabilirim. Profesyonel şekilde bakmıyorum derken sonaya oyun getireyim veya işte daha böyle insanların nabzını çok yükseltmeyecek, daha böyle işte insanları rolantide tutacak, tek atayım, köşeme çekileyim, en azından yazsak da tepki almayacağım şekilde tercihlerde bulunayım diyerekten hareket eden biri değilim. Tamamen hissiyatıma göre o gün ilk ayakta tutuyorsam ilk ayakta öneriyorum. Son ayakta tutuyorsam son ayağı tamamen hissiyata ve beklentilerime göre, insanların nabzına göre değil de kendi analizlerime göre yörelen biriyim. Bugün de ilk ayak tek atarak güzel bir sonuç almaya çalışacağız. Normal şartlarda ilk ayakta yatmakla son ayakta yatmak arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı şey ama maalesef ki yani ilk ayakta yatınca fazlasıyla biraz daha böyle sesler yükselebiliyor. Ama ben her zaman buralara kadar da geldiğimde cesur davrandığım için geldim. Bugün de bu tarzda bir tercihle beraber kaybetsek de böyle kaybedelim diyerekten ilk ayakta bir banko önererek günde başarılı olmaya çalışacağız. Yorumlara da başlıyorum. Yedili plas ayağında eğer Apraz çok büyük bir hata yapmazsa, çok eksik binmezse, hem idmanda çok iyi görünen, hem azlıkları çok yeterli olan, hem de Avanta bir gruba gelen 2 numaralı pür dikkat kazanacaktır. Hem yedili plas için hem de 1. aldıga için tek olarak değerlendirilebilir. İkinci aldıgan ilk ayına baktığımızda tek tercihini ben buradan yana kullanacağım. Normalde kolay bir yarış değil, yani kapatılmaya kadar gidilmesi gereken ekürlerden biri dışarı bırakıp 7 atta geçilmesi gereken bir koşu ama ben potansiyeline, gücüne ve geleceğine inandığım 4 numaralı Flying Spice'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Son yarışında da herkes Be Esther's Dream'i oynarken ben bu atın üzerinde çok durmuştum ve iyi koşacağını bekliyordum. Ama bu kadar da iyi koşacağını beklemiyordum. Çok net, çok rahat bir yarış kazandı. Yeni takıları, yeni takı düzeni ata çok olumlu bir dönüş yaptığını bariz bir şekilde gösterdi. Zaten son yarışta bugünkü rakiplerinden 4 tanesini geçmeyi başardı. Yeni gen atlarda da çok böyle üst düzey bir performans gördüğümüzü söyleyemeyeceğiz. Belli süratte gidecek yarışta ben potansiyeline çok inandığım 4 numaralı Flying Spice'ın bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum ve 2. aldıgan için banko olarak öneriyorum. Ama 1. aldıgan oynayacaksanız bence 2 numaralı pür dikkat banko adayı açısından çok daha böyle mantıklı, çok daha güvenilir bir tek olduğunda altını çizerek söylemek isterim. 5. koşuya geldiğimizde burada aslında dikkat çeken bir üçlü var. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse bence bu 3 at yeterli olabilir. Bunlardan biri 2 numaralı Kılınç Bey. Kimin bineceğini bilmiyorum Gökhan Kocakay yerine ama baktığımızda son birinciliğinde iyi bir dönüş yaptı ve net bir performans sergiledi. Belki çok böyle fark yapmadı ama yani sabaha kadar koşsa deriz ya, sabaha kadar da geçilmezdi o gün.
Ben performansı çok beğendim. Eğer Elif Nurgül'le çok erken mücadele girmeden biraz daha arkasında beklemeyi başarabilirse 2 numaralı Kılınç Bey'in bir kere daha kazanarak yarış hayatından devam ettiğini görebiliriz. Rakip olarak ise öncelik 2 tane attı. Bunlardan biri 1 numaralı Elif Nurgül. Önde boş kalacak bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Diğeri de 4 numaralı Bekir abi. İyi bir form yakaladı ve ön grubu yakın takip ederek netice aldığını görebiliriz. Ufak oynuyorsanız 2, 1 ve 4. Bu üçlü bence yeterli olacaktır. Daha geniş oynayacaklar. Starsun yaşamazsa 3 numaralı Al Zenginoğlu, 5 numaralı 7 Yaman ve 6 numaralı Karaca'yı değerlendirerek burada risk almadan kapatmaya kadar gidebilir. 2-1-4 öncelik, 3-5-6 daha sonra. 6. koşu Mehmet Ali Kiper koşusuna geldiğimizde keyifli ve bir o kadar da her türlü sonucu açık bir yarış bizleri bekliyor. Benim burada çok net favorim ve bir alternatif tek adayım var. O da 5 numaralı Doğan Kardeşler. Öne çıkabilecek çok fazla atın olmadığı bir yarış bizleri bekliyor. Beyaz Işık belki gidebilir. Doğan Kardeşler öne çıkan bir isim. Onunla beraber de Melinizin de zaman zaman ön gruba yakın gittiğini görebiliriz ama Melinizin'i biraz daha köşeye bırakabiliriz çünkü önde giden bir at değil. Geri 2 tane at kaldı. Beyaz Işık'la beraber Doğan Kardeşler. Beyaz Işık son yarışında çok fazla öne hamle yapamıyor. O süratini konuşturamıyor. Zaten zamanda da kazandığı yarışlarda genelde öne çıkmasının en büyük nedeni grubun çok avant oluşu ve çok da uygun isimlerle koşuyor olmasıydı. O yüzden de ben burada liderliği çok büyük aksilik olmazsa, startı çok böyle kötü almazsa 5 numaralı Doğan Kardeşler olacağını söylemek isterim. Startla beraber liderliği alacak olan 5 numaralı Doğan Kardeşler'den bir beyaz bayrak aynı yarışı görebiliriz ki baktığımızda yani liderliği bu kadar kolay alacak Doğan Kardeşler'in de bence bitirmesi çok normal sonuç olacaktır. Eğer ilk ayakta verdiğim teki güvenmiyorsanız veya biraz daha böyle şablona, biraz daha bugünkü aldığı gayına cazibe katmayı düşünüyorsanız 5 numara Doğan Kardeşler tam size göre değerlendirilebilecek adaylardan biri. Ama oldu da liderliği alamaz ve eksik bir performans sergilerse sırasıyla devreye girebilecek atlar. 8 numaralı Melinizi özellikle son Bursa yarışını çok beğendim. Güzel bir ikincilik elde etti. Daha sonra 12 numaralı Kalbimdesin. Birkaç tane sayfaya baktığımızda Özcan Yıldırım'ın bineceği söyleniyor ki bu atında kumpiste fena bir performansı yok ve erkek rakibin yanında bile başarılı koştuğunu görebiliriz. Daha sonra 3 numaralı Beyaz Işık. Kum performansı ortada, şans vermeliyiz. 11 numaralı Neverland. 7 numaralı Kaya Fatih. Ve sürpriz yapmayı çok seven bir at olan, kazandığı kendi sürpriz gerçekleştiren 6 numaralı Karaca Bey Şahını değerlendirmeye alabiliriz. 5 tek adayı eğer bütçeniz çok yüksek değilse ve ufak oynuyorsanız ikinci bir tek aday olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklar 8, 12, 3, 11, 7, 6. 7. koşuya geldiğimizde günün bence belirleyici yarışı burası olacak. Çünkü burası sürprize müsait bir yarış. 1 numaralı Rüzgar Kız'dan çıkan bir %50'ye yakın bir AGF'yi görüyoruz. Yani Rüzgar Kız'ı gelirse ben ikraminin düşük kalacağını düşünüyorum ama Rüzgar Kız dışında bir at kazanırsa da ikraminin biraz daha böyle 3-5 bin bandına çıktığını da görebiliriz. İlk sıradan 4 numaralı Saruca ile başlayacağım. Saruca belki öyle çok aman aman bir at değil ama grup da aman aman bir grup değil. Yani çok dikkat çeken, muazzam yarışlar yapıyor diyebileceğimiz bir isim yok. Üstelik Kayızbert yarısı, üstelik de önde çok süratli bir yarış olmayacak. Eğer bugün Kayızbert'lerini konuşturup startla beraber alacağı liderliği Kayızbert'in o direne direne kazanan yavrundan biri gibi performansa yansıtırsa, direne direne tüm ataklara karşılık vere vere atlanmayan ve sonuna kadar liderliği koruyan bir Saruca görebiliriz. Şu an puanlamada nerede sonuncu at konumunda, o yüzden öncelik bende 4 numaralı Saruca'da. Ama olası bir yine eksik koşması durumunda tabii ki de ilk rakip 1 numaralı Rüzgar Kızı. Daha sonra ne kadar kum performansı olmasa da ben bir sıkıntı yaşamayacağını düşündüğüm 2 numaralı Balbalam, 3 numaralı Berfu, 7 numaralı Sahracan, 5 numaralı Avarız ve ben geleceğini sanmıyorum ama bu kadar at yazmışken dışarıda bırakmak istemiyorum. 6 numaralı Kısrak Şahını değerlendirebiliriz. 4, 1, 2, 3, 7, 5, 6 burası benim için sıralama. 8. koşu kısa vadeli 7 yarışa geldiğimizde eğer bütçeniz çok yüksek değilse 3 at bence yeterli olur. Bunlardan biri 4 numaralı Speed Lane.
son yarışında belki pehlivana geçilmiş olabilir ama bugün hem çok daha hazır gelen hem de çok daha iyi bir görüntüsü olan Speed Lane var. Üstelik Speed Lane ara sonsuz iyi yarışlar gören ve özellikle son ikinci ile beraber eski formuna yaklaştığını gösteren bir at. Bugün de bu formunu daha da yukarıya taşıyarak daha net bir yarış yaptığını görmemiz mümkün. Favorim 4 numaralı Speed Lane. İlk rakip 2 numaralı pehlivan. Arda arda başarılı yarışlar yapıyor. Sanki bugün biraz eksik koşacak gibi hissediyorum. Genelde hissiyatım beni olumsuz etkilemez. Çünkü dün de mesela can oğlumla ilgili şu cümleleri kurmuştum. Bugün sanki bu at bu koşuyu kazanacak öyle hissediyorum şeklinde bir yorumum vardı. Ve beni yanıltmadı ve kazandı. Pehlivan da sanki bugün biraz daha tam tersi eksik koşacak gibi hissediyorum. O yüzden ikinci sıraya bıraktım. Diğer bahsettiğim isim ise 3 numaralı Starptay. Son yarışı beklentinin baya bir altta kaldı ama bu at bu grubun bence üzerinde bir isim. Bugün tekrardan eski performansa yansıtabilirse mutlaka söz sahibi olacaktır. 4, 2 ve 3. Bütçeniz eğer çok yüksek değilse bu 3 at bence yeterli olabilir. Daha geniş oynayacaklar 7 numaralı Why Tuna Why ve 1 numaralı Agent Knight'ı yazabilir. 4, 2, 3, 7, 1 sıralamam. Günün kapanış ayına geldiğimizde aslında burada dikkat çeken bir isim var. Yani biraz daha böyle cazibe katmak istemiyorum. Biraz daha böyle sıradan bir oyun oynayacağım diyorsanız 4 numaralı Bora Bey bence değerlendirilmesi gereken bir at. Çünkü Bora Bey son yarışlarında 1600-1.45'ler içerisinde koşan, 1.46'ları rahat yapan bir isim. Gruba bakıyoruz. Gerçekten çok uygun ve çok da böyle rahat geçebilir tazisimlerden oluşuyor. Kazanması normal sonuç olacaktır ama eğer bugün Bora Bey'i tek atacaksak bugün 300-500 olarak oyun yapmamalıyız. Çünkü Bora Bey gelirse, yani ne kadar cazip at gelirse gelsin, bugün ikrami bir yerlerde kalır. Çünkü Bora Bey'i tek atmamız durumunda, yani zaten 5 atla aşağı yukarı kapanan bir yarış. Hadi burayı 4-5 at yaz, kapalı gibi. Burayı 4-5 at, burayı 3 atla değerlendirebilirsin. İlk ayda 3-4 atla yazdın mı, yani aşağı yukarı 200-300-400'lik bir oyunda Bora Bey'i tek atıp diğer ayakları böyle geçme ihtimal çok yüksek oluyor. Birçok çoğunluk bu anlamda bir değerlendirmede bulunacağı için farklı bir tek öğrenip Bora Bey'in yanına at yazarak en azından programa cazibe katmak çok daha mantıklı ama normal şartlarda kazan. Peki şunu diyecek olursanız Flying Spice'ın %34 AGF'si var. Bora Bey'in %50 civarında AGF'si var. Yani çok büyük bir fark yok ve nasıl bir cazibe katılacak bu tek iki tek arasında diyecek olursanız ilk aya genelde tek atamıyor kimse. Yani özellikle tahminciler arasında da bunu söyleyebilirim. Oyuncular arasında da atan kesim var ama çok böyle atmayan kesimin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bugün bu kadar da tek adayı varken ilk ayakta katılmayacaktır. O yüzden de ilk ayakta Flying Spice'ın AGF'si ne kadar %34 olsa da herkesin çok at yazacağı bir koşu olduğu için bu biraz daha programa cazibe katacağını söyleyerekten sonraya tekrardan geliyorum. Bora Bey kazanabilir. İsteyenler ikinci tek olarak da değerlendirebilirler. Ben iki tane rakip önereceğim. Bunlardan biri aratonsuz bir yarış gören, zamanında çok başarılı çim yarışları olan 1 numaralı Reis Hanlı. Yaptığı yarışta zaten ortada. Bugün de eski performansını hatırlarsa mutlaka Bora Bey'e rakip olmaya çalışacak. Diğeri de 8 numaralı Andassa. O da en son bir yarış gördü. Bugün çok daha hazır gelecek koşuda rakibine zorlu dakika yaşatmaya çalışacak. 4, 1 ve 8 sıralamam ama kupon ufalacaklar ve ikinci tek arayanlar 4 numaralı Bora Bey'i değerlendirebilirler. Bugünkü Ankara yorumlarım bu şekilde. Çok cazibesi olan veya çok böyle cazip atlardan bahsedemedim. Çünkü bazı programlar insanın elini kolunu bağlıyor ve ister istemez mantık çerçevesinde yorumlar yaptığımız için favori isimleri ön planda önermek zorunda kalıyoruz. Bugün de o günlerden biri. Bakalım neler olacak. Beraber izleyip göreceğiz. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.